Merhaba sevgili Kartallı çocuklar, ben Mukaddes Öğretmen. Bugünkü uzaktan eğitim dersimizde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemiyle ilgili sizlerle küçük bir sohbet edeceğiz. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün ilan edilmiştir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk çocuklarına ve dünya çocuklarına 23 Nisan bayram olarak armağan etmiştir. Evet sevgili çocuklar, şimdi Atatürk'ün bir anısıyla devam edelim. Atatürk bir ilkokula gitmişti. Her zaman olduğu gibi bütün çocuklar etrafını sardılar. Hepsi sevinç içinde onu alkışlıyordu. Yalnız küçük bir çocuk bir kenara çekilmiş duruyordu. Bu durum Atatürk'ün gözünden kaçmadı. Onun yanına çağırdı. "Çocuğum, neden durgunsun? Bir derdin mi var? Hasta mısın?" dedi. Çocuk cevap verdi. "Bir şeyim yok efendim." Sonra arkasını döndü. Gözlerinden akan yaşı gizlice sildi. "Niçin ağlıyorsun yavrum?" "Sen ağlayınca ben üzülüyorum," dedi. Küçük çocuk o vakit gözlerini Atatürk'e çevirdi. "Atam, seni böyle yakından görmek isterdik. Geldin gördük. Sevindik ama artık sıramızı savdık. Bir daha seni ne vakit göreceğiz?" "Ona ağlıyorum." Atatürk o vakit bütün çocuklara baktı. "Beni her vakit görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları benim birer parçamsınız. Ben de sizin." Bu güzel öyküden sonra sevgili çocuklar, şimdi bir önceki videomuzda size bir bilmece sormuştum sevgili çocuklar. Bilmecemizin cevabı kalp olacaktı. Evet sevgili çocuklar. Şimdi bir bayrak boyama sanat etkinliği yapalım hep birlikte. Sevgili çocuklar, şöyle bir bayrak elimizde. Parmak boyası, sulu boya sizin tercihinize kalmış sevgili çocuklar. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Bir diş fırçası yardımıyla sanat etkinliğinize başlayacağız. Ben bunun için eldiven kullanacağım çocuklar. Sizler dilerseniz kullanabilirsiniz. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Evet sevgili çocuklar, hazırsanız başlayalım mı? Diş fırçamızı boyamıza bu şekilde batırıyoruz. Bayrağımızı boyamaya devam ediyoruz. Sevgili çocuklar, çok eğlenceli bir etkinlik. Siz de bunu evde mutlaka deneyin. Çok hoşunuza gidecek. Çok seveceksiniz eminim. Etkinliğimiz bu şekilde sevgili çocuklar. Güzel bir sanat etkinliği elde etmiş olduk. Sevgili çocuklar, kendinize çok çok iyi bakın. Ellerinizi çok çok güzel yıkamaya yine devam edin. Sizleri çok çok seviyorum. Sevgili çocuklar, evde kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.